Merhabalar arkadaşlar. E, DNA ve genetik kodla alakalı seçilmiş, aradan seçilmiş böyle karşımıza çıkabilecek soru tipleriyle karşınızdayız ve onları da çözeceğiz. Şimdi başlayalım. Öncelikle şu tip soru tiplerinden başlayalım. Bize nükleotidin yani DNA'nın en küçük biriminden e, bir soru. Şöyle Şunlardan başlayayım. Bizim şeyimiz neydi? Şöyle kırmızı yapalım. Ee, en büyüğümüz bizim hatta şöyle kısaltmamız vardı. Neydi? Kedi geniydi. Değil mi? Neydi bunlar? Kromozom, DNA, gen ve nükleotit. Nükleotit neydi? Ee, bizim DNA'mızın en küçük yapı taşlarılardı. vardı. Ee, veya nasıl diyeyim? Yönetim bir şey. Dur bakalım. <laughs> yönetim birimi. Evet. Şimdi onlara baktığımız zaman bir nükleotit nasıl oluşur? Nedir? Ne değildir? Onlara bakacağız. Sorumuza bakalım. Bir nükleotitte bunlar moleküller tabloda sembolle ile gösterilmiştir. Bir DNA sarmalında hangi ikisi her zaman en çok sayıda bulunur? Bir nükleotidi şey yaptığımızda şöyle ee, yaklaştıralım. Nükleotidimiz nasıldı? Bir fosfat. Yanında 5 karbonlu şeker ve diğer yanında ise bir tane ne vardı? Organik baz vardı. Organik baz. Şurası neydi? Şekerdi. Ha, şimdi Organik baz dediğimiz şimdi bu sorumuzda direkt organik baz olarak göstermiyor. Ama fosfat ve şeker olarak gösteriyor. Baktığınız zaman bir nükleotitte daima olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz nedir? Birincisi fosfattır. ikincisi şekerdir. D olarak gösterilmesinin sebebi ise nedir? E, ee, Deoksiriboz şekeri olmasından kaynaklanır. Tamam mı? 5 karbonlu olduğunda, beşgen olduğundan aklımızdan çıkarmayalım. Tamam. Bundan dolayı cevabımıza bakalım. 2 ve 6. Heh. 2 ve 6'dır. Geçelim. Şöyle 3. soruya doğru geçelim. Yazıda bahsedilen ...gençliğinin oluşmasında Diyor ki berlenlerin hangileri etkilidir? Tüm kalıtsal bilgiler DNA üzerindeki genler, genlerde şifrelenmiş olarak bulunmaktadır. Her genin şifresi birbirinden farklıdır. Bu sebepten dolayı çok sayıda gen çeşitliliği oluşur. Örneğin gen çeşitliliği sonucunda mavi, yeşil, ela, kahverengi göz renkleri oluşabilir. Şimdi bakalım. Birçok defa daha bunlardan aslında tekrarını yapmıştım. Bunlar bizim için önemli. Şimdi... Bakalım. Ee, tür, aynı türden bahsediyor mu? Yok. Aynı türden şeylerinden bahsetmiyor. Şimdi baktığımız zaman genç işinin oluşmasında nükleotitlerin sayısı nükleotitlerin sayısı benim için bir değişken yani gen çeşitliliği için kesinlikle etkilidir. Nükleotitlerin dizilişi kesinlikle benim için etkilidir. Kromozomların sayısı kromozomların sayısı da aslında e, yine de etkili etkili sayabiliriz. Tamam mı? Şöyle burada bizim dikkat etmemiz gereken nokta. Burada bize kromozomların sayısından sayısının dışında nükleotitlerin çeşitleri deseydi nükleotitlerin çeşitleri deseydi ne olurdu? Nükleotit çeşidi Tüm canlılarda hepsinde sabittir. Aynıdır. Dört tanedir. Adenin, timin, guanin, sitozin olarak. Tamam. Heh. Buradan da baktığımızda nedir? Şöyle, Şu, Şurayı açacaktım. Genel olarak baktığımda yazılı bahseden genç işlerin oluşmasında hepsinde kesinlikle e, etkisi vardır. Onun için cevabım denizli olarak sayarım. Tamam ama şunu kesinlikle unutmuyoruz. Niklotit, nikleotit çeşidi nedir? E, hepsinde aynıdır. Tüm canlılarda aynıdır. Değişmez. O hataya düşmüyoruz. Şimdi bir de dördüncü sorumuza bakalım. Diyor ki, bu kalıtsal maddeyle ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Diyor. Bakalım. Şimdi. Az önce nedir? ne Ne, demiştim? Kedi geni demiştim değil mi? Ha, kedi geni dediğimizde kromozom vardı. Ondan sonra biraz daha aşağı ineceğim. Şöyle. <laughs> DNA vardı. Gen vardı ve nükleotit vardı. Ne oldu? Gitgide hepsi de küçülmeye başladı değil mi? Ha, gösterim olarak bunlar. Biraz daha aşağı inelim. Bu kalıtsal maddelerin aşağıda hangisi yanlıştır diyor. Üçgen. Yani kromozomdan bahsediyor. Tamam mı? Şöyle yapayım mı? Dur bakayım. Heh. Şöyle yapalım. Daha şeyimiz olmuş olur. Aynı türe ait sağlıklı bireylerde eşit sayıda bulunur. Aynı türe ait dediği için aynı türe ait dediği için yani insandan bahsediyor ve sağlıklı birey dediği için nedir? Hep 46'dır. Eğer farklı bir tür olursa, farklı tür dediği farklı canlı türü. Yani ne bileyim işte en basit aklınızda kalabilecek eğrelte otu. Farklı bir türdür. Tamam mı? Eğrelte otu. Ve kaçtır bunun kromozom sayısı? 500'dür. Direkt farklılaşır. Ve aynı tür aitse ve sağlıklı değil ise, bak sağlıklı demesinin şeyi o. Sağlıklı değilse bazen e, mutasyon olabiliyor. Ve onlarda ise nedir? 47 kromozom olabiliyor. Tamam. Şimdi kare için diyor yani DNA hücre bölünmeden önce kendini eşler. Bunu aslında 7. sınıfımızda görmüştük. Bu sene de aslında gör, görmüştük bunu. Hücre bölünmeden önce kesinlikle kendisini eşler. Bu da doğru. Şundan bahsediyor. Yani nükleotitten bahsediyor. Yapısında sadece organik baz vardır. Öyle mi? Hayır. Yapısında neler vardı? Fosfat vardı. Deoksidol şekeri vardı. Ve ne vardı? Organik baz vardı. Heh, onun için nedir? Direkt bizim cevabımız Ceyhan bizim için yanlıştır. Tamam. Yıldız ise zaten şeyi gösteriyor. Geni gösteriyor. Gen ise neydi? E, görev birimiydi. Tamam. Bunu da unutmayalım. Düz sayfamıza gelelim. Şöyle buradan bir de beşinci soruya bakalım. Farklı tipten bir soru. Şimdi burada ne var? Normal beyaz tenliler var. Ee, siyah tenliler var. Şöyle beyaz tenli, siyah tenliler var ve ee, beyaz tenli olup çikik gözlüler var. Yani farklılıklardan bahsediyor. İnsanlar arasında bu çeşitliliğin oluşmasında verilenlerden hangisi? Eee hangilerinin etkisi vardır diyor. Dünya üzerinde, dünya üzerinde yaşayan insanların her birinin farklı özellikleri vardır. Ten rengi, saç rengi, göz göz yapısı gibi birçok özellik insanların insanı çeşitlilik gösterir diyor. Tamam, mı? görselden anladığımız kadarıyla. Çeşitliliğin oluşmasında genlerdeki kalıtsal bilgilerin farklı olması. Haliyle kesinlikle şimdi çekik gözlülük geni ile normal göz olmasının geni farklıdır. Tamam. DNA'da nükleotitlerin nikleotit, diziliş sırası. Kesinlikle diziliş sıraları da önemlidir. Yani bir tanesi mesela şunlarınki diyelim ki adenin, timin, timin, guanin diye ilerliyorsa şunlarınki de daha farklıdır. Mesela timin, guanin, sitozin, sitozin diye ilerliyordur. Tamam mı? dizilişler dediği budur. DNA'daki nükleotit çeşitlerinin aynı olması. Bununla bir alakası yok. Az önceki sorularımızdan bir tanesini demiştim? Nükleotit çeşitleri demiştim. Değil mi? Nükleotit çeşitlerinin aynı olması zaten farklı değil. Ama aynı olmasında hiçbir aralarındaki çeşitliliği oluşturmaya bir sebep olmaz. Zaten hepsinde adenin, timin, guanin, sitozin hepsinde vardır. Adenin, timin, guanin, hepsinde vardır. Ve bunda da çeşitlinin alakası yoktur. Yani cevabım nedir? Galiba Bolu'da 1 ve 2. Tamam mı? Şimdi buradaki testimi geçeceğim. Şuradaki soruma bakayım. Bakalım soruma. Bana neden neler diyor bakalım. İlk başta gözümüzü korkutabilir ama korkmasın gözümüz yani ekstradan. Şimdi bakalım. Buna göre Yiğit ve Melis'in çıkarımları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım bana neleri göstermiş. Canların kromozom sayılarının farklı olduğunu. iki tanesinin de aynı olduğunu göstermiş. Falan falan bakalım. Yiğit'in örnekleri zürafa ve fare. Zürafa ve fare. Zürafa ve fare. Ee, i̇nsan ve molibalı, onlar da tam denk getirmiş, işaretlemiş olduk. Melis'in örneği için. Hangisi yanlıştır diyor? Yiğit demiş ki kromozom sayısı canlı üze, canlı türlerinde farklılık gösterebilir. Çıkarımını yapmıştır. Doğru. fareyi gösteriyor, bunu yapabilir. Melis demiş ki farklı türe ait canlıların kromozom sayıları aynı olabilir. Çıkarımını yapmış. Bu da doğru demiş. Yiğit'e bakalım kromozom sayısının vücut büyüklüğü ile ilişkisi yoktur çıkarımını yapmıştır. Kesinlikle. Bu da doğru. Neden? Çünkü bak fare küçüktür. Zürafa büyüktür. Kromozom sayısı farenin daha fazla. Küçük ve daha fazla. Demek ki büyüklükle küçüklükle bir alakası kromozom sayısının yokmuş. Melis demiş ki bazı canlarda aynı tür ait olmalarına rağmen kromozom sayıları farklılık gösterebilir. Bazı canlılarda aynı türe ait. Aynı türe ait bir canlı var mı? Yok. Hani hepsi farklı tür. Ekstradan var mıdır diye baktım. Yok. Ha, Melis burada yanlış yapmış. Melis hata yapmış. Melis gibi olmuyoruz. Tamam. Aynı tür ait onlara rağmen kromozom sayıları farklılık. Normalde bu var. Normalde bu var. Yukarı incelemeden eğer şey yaparsanız Aynı tür ait eğer mutasyon geçirdiyse az önce söylemiştim 46 47 olabiliyor. İhtimal yani istisnai bir durumdur bu. Kromozom yani sağlıklı bireyin dışındadır. Tamam mı? Onun için cevabım denizli. Bu testimizde bir de iki değil dördüncü şeyimize bakacağız. Sorumuza bakalım. Biraz daha farklılık içeriyor. Bakalım bu poster aşağıdaki bilgilerden hangisini desteklemek için uygun değildir diyor. Toplam DNA'nın sadece çok küçük bir kısmı proteinleri kodlayan genlerden oluşmaktadır. Çok küçük bir kısmı diyor. Canlıların pek çoğu çok büyük miktarda kodlayıcı olmayan DNA içerir. Kodlayıcı olmayan DNA içerir. İnsan genomunda insan genomu dediği insanın DNA yapısı İnsan genomunda bu tip DNA'nın oranı yaklaşık olarak %98'dir. Bir DNA molekülü ve de yapısındaki X ve Y genleri şekilde posterlerde gösterilmiştir. Falan falan hangisi uygun değildir diye desteklemek için. Desteklemek için. DNA'daki nükleotit dizilerinin büyük bölümü kodlama yapmaz. Burada ne diyordu? Kodlayıcı olmayan %98'lik bir oran diyor. Doğru. DNA'nın bazı bölgelerindeki nükleotit dizilerine gen denir. Evet. Bak 1, 2, 3 tane nükleotit dizisi yerlerine gelmiş ve buna da gen denmiş. Genler farklı uzunluklarda olabilir. Bunu destekleyebilir mi? 1, 2, 3 yani 1 şöyle 2 şöyle 3 tane nükleotit var. 1, 2, 3 tane nükleotit var. Bunu desteklemez. Aslında cevabımız bu gibi. Diğerine bir bakayım. DNA üzerinde farklı genler yer alır demiş. Evet DNA üzerinde farklı genler yer alır. Bir X geni bir Y geni farklı farklı genler yer alabilir. Ama farklı uzunluklarda tamam olabilirler ama bu poster bunu maalesef desteklemiyor. Onun için cevabımız Ceyhan'dır. Son olarak şu tip sorular biraz daha kafa karıştırıyor ona bakalım. Şimdi bu tip sorularda baktığımız zaman şimdi ne demiş? Eee bir çift sarmallı DNA modeli yapacaktır diyor. Sanem'in hazırlayacağı çift sarmallı DNA modeli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi bu tip sorularda öncelikle bana ne vermiş? Düğme vermiş. Raptiye vermiş. İşte ataşlar vermiş. Sizce neden farklı bir ataş ataşlardan farklı farklı vermiştir? Çünkü ya elimde bir nükleotidi oluşturabilmek için nükleotidin yapısından bahsediyoruz. Şey Oradan bulup DNA'yı oluşturacağız. Şimdi Nükleotitten bahsedebilmek için nedir? Nükleotitte neler vardı? E, fosfat vardı. Ondan sonra şekerimiz vardı. Ve organik bazlarımız vardı. Bak organik. Organik bazlardan bahsediyorum. Yani organik baz dediğim adenin, timin, guanin, sitozin olabilir. Tamam mı? Heh, bunlardan olabilir. Ve diyor ki sanımın azınacı çift sarmalı DNA modeli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yani ata şuradaki aşağıdaki bilgilere bakalım ona göre devam ederiz. Şöyle ataşlar organik bazları temsil eder. Tamam, doğru, çok güzel. Rab diye fosfatı temsil eder. Ya bunun için net bir şey söyleyemem. Şimdi eee diye fosfatı da temsil edebilir, şekeri de temsil edebilir. Onun için net bir ifade söyleyemiyorum. Düğme şekeri temsil eder. Düğme şekeri temsil eder. Olabilitesi var. Yani illa yanlış demiyorum. Kesinlikle olabilir. Yani e, ee, olabilitesi vardır. DNA modelinde en fazla 30 tane nükleotit olabilir demiş. Bakalım o şekilde mi? Şuraları bir şey yapalım. Heh. Silelim. Bir nükleotit oluşturabilmek için öncelikle bir fosfat, bir fosfat, bir şeker ve bir tane de ne lazım? Ee, buradaki raptiyelerimden yani organik baz lazım. Buradakileri karşılıklı şey yaparsan, Nükleotitten bahsediyor. Şuradan 8 tane nükleotit çıkar. 8 tane buradan. Ne yaptı? 16. Şunlardan da 10 tane çıkar. Toplamda 26 tane zaten raptiyem var. Yani organik bazım var. Yani maksimum yapabileceğim 26 tane zaten. Yani 30 tane yapamam. Elimde ne olur? Raptiyem, pembe düğmem artar. Ha, bunlar da fosfor ve şeker temsil ettiğine dair şey yapabiliriz. Ama olabilite verseydi şunlara ha, edebilir diyor. Aynen edebilir demesi ihtimal vermesidir. Onun için cevabım nedir? Denizlidir. Tamam. Ee, soru tiplerimiz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki soru çeşitlerimizde, çözümlerimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.